Merhaba sevgili yeni bir mecra izleyenleri. Bugün 25 Mayıs Salı, günün öne çıkan başlıklarını medya gündeminde İrfan Uçar ile birlikte değerlendireceğiz. Günaydın İrfan. Günaydın, Dün geceden merhabalar. itibaren yoğun bir gün olmaya başlıyor. Biz de bunları devam ettireceğiz. Sözü sana bırakıyorum. Öncelikle izleyenlerimizden yayınımızı retweetlemelerini istiyoruz, izlenmesini istiyoruz. Ben de hemen Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayacağım. Cumhuriyet Gazetesi, Tuğba'yı çekmek için ne bekliyorsunuz diye bir manşet atmış. İktidar ve yargı suskun 3 büyük ilim bar başkanları Cumhuriyet aracılığıyla seslendi diyor. Peker'i konuşacağız. Bugün ağırlık merkezi Peker ve Soylu. Cumhuriyet'te ikinci haber 128 milyar özgür. Yani Merkez Bankası'nın kayıp rezervinin sorgulayan afişlere mahkemeden izin çıktı. Polis fiili olarak engelliyordu. Bu konuyla ilgili bir mahkeme kararı çıkartmıştı. Mahkeme bunu iptal etti. Artık 128 milyar nerede sorusu sorulabilecek. Kimse soru soramıyor. Gazeteciler soru soramadı. Dün Soylu'ya soru soramadı. Ama mahkeme kararıyla artık soru sorulabiliyor memlekette. Lavrov çizgiyi düzeltin diyor. Dışişleri Bakanlığı'na sesleniyor. Ukrayna ile ilişkilerini düzeltin diyor. Silah satmayın diyor. Militarize etmeyin diyor. Muhtemelen başka yaptırımlar da masada. Zira en büyük yaptırım turizm sektörüneydi. Yani insanlar canı pahasına turizm, yani aşı yapılmamasına rağmen, tedbirler sıkılaştırılmamasına rağmen turizm sezonu için bir takım şeyler yapıldı. Ama bugün bir tek turist yok. Ege ve Akdeniz sahillerinde. Dolayısıyla Lavrov gösteriyor dişini. Karar Gazetesi'yle devam edelim. 128 milyar geri döndü. Gerçekten de önümüzdeki günlerde her yerde 128 milyar nerede artık bir soruşturma korkusu olmadan açılabilecek. Polis engeller mi? Yeni bir bahane bulur mu? İlgiyi yani Soylu üzerinde odaklanan, hükümet üzerinde odaklanan Peker'in açıklamalarını bu 128 milyara odaklar mı bilmiyorum. Zira 128 milyarın ucu Berat Albayrak'a dayanıyordu. Merkez Bankası'nın bürokratlarına dayanıyordu. Soylu'nun bunu öne çıkartmaya dönük bir hamlesi olabilir. Çünkü gerçekten hükümet içi de bir çatışma, bir iktidar savaşı olduğu çok açık ve net. Karardan sonra korkusuza geleceğim. 204 bin kişi daha kara listeye eklendi. Ekonomik kriz milleti delip geçiyor diyor. Kredi ve kredi kartı borcundan dolayı icralık olanların sayısı artıyor. Bu yılın ilk 3 ayında 204 bin kişinin sicili bozuldu diyor. Şey bu, yani gazetelerde çok önemli bir şey yok. İstersen sen devam et, ardından şu dünkü Soylu'nun yapılan paklama programını konuşalım. Devam edelim. Bir günde manşetine taşımış, ben de oradan devam edeyim. Sorulara yanıtı yok, çatlak, derin. İddiaların merkezindeki Bakan Soylu canlı yayında soruları geçiştirdi. Erdoğan'a bağlılığını deklare etti. Kendi kaderiyle partinin kaderini birleştirdi. Burada bir BBC'den de haber yapılmıştı aynı zamanda. AKP'den bir isim Soylu'nun ve Ağar'ın AKP'yi zedelediğini ve bundan kurtulması gerektiğini ima etmişti. Buna değin Soylu kendi kaderini ve AKP'nin kaderini bir tuttu. Yine Erdoğan'ın bağlılığını ilan etti. Bir yandan hem Soylu hem Peker
hem de aslında diğer hükümetin bütün kanalları Erdoğan'dan ayrışmak ya da Erdoğan'ın belki kızdırmak, canını sıkmak istemiyor. Çünkü tek adam yönetimi diye yıllardır eleştiriyorduk. Şu an meyvelerini de kendileri de aslında acı acı yemeye başladılar. Çatlak bir yerden başladı. Hangisini de devirecek bunu bilmiyoruz. Ama dün gerçekten hem gazetecilik açısından hem de hükümetin, devletin geldiği nokta açısından hepimiz için içler acısıydı. Saatlerce biz Habertürk'te bir yayın izledik. Ama sorulan sorulara kayda değer bir yanıt bulamadığımız gibi ne yazık ki oradaki gazeteciler bile soruların ne üzerine gidebildiler ne de dişe dokunur bir soru sorabildiler. Çünkü Peker'in iddiaları halkın gündeminde milyonlarca insan izliyor, buna itibar ediyor. Yaşanan şiddeti, kaçakçılığı, mafya ilişkilerini halk kendi gündeminde de yaşıyor aynı zamanda. Uyuşturucu kaçakçılığı dün dedik, pandemi döneminde içki satışını yasakladılar. Ama Türkiye bir uyuşturucu ticaretinin merkezi, geçiş noktası aynı zamanda dünyaya da dağılan bir noktada. Böyle bir yerdeymiş ama hala vatan, millet ve beka konumuna getirdi Soylu ve bunlar Türkiye'yi, Türk devletini ve hükümeti yıpratmakla eştir dedi aynı zamanda. Ama bu tartışma tutacak mı bilmiyoruz. Ülke uyuşturucu batağına saplandı diyor hemen altında. 406 bin uyuşturucu danışma hattına başvuran kişi olmuş bu sırada. 2019 yılında da 16 bin kişi gerçekleşen eroin 16 bin kişi eroin olayında deşifre etmiş ve 4,5 milyon ton da yine eroin ele geçirilmiş. Bunları zaten günlerdir konuşuyoruz ama bunların akıbeti ne olacak, nereye yaslanacak, hesap kimden sorulacak hiç kimse sorumluluk almıyor. Herkes birbirini suçlamakla ve devleti suçlamakla, devleti yalnız düşürmekle gündemi geçiştirmeye çalışıyor. Ardından Yeni Şafak'a geleceğim, sonra sözü sana bırakacağım. Yeni Şafak'ta tabii başka hülyalarda ama günlerdir sesini çıkarmıyordu yine bu noktada. Peker'in iddiaları noktasında, hükümetin sorumluluğu noktasında. Şimdi cevap verme ihtiyacı hissetmiş ve Erbakan'la bağlamış konuyu. Tezgahlara hiç değişmedi. Türkiye ne zaman çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda politika izlese, ne zaman dünyadaki adaletsizliğe karşı çıksa hemen böyle bir iş kuruluyor. Ülkenin milli menfaatleri sarılıyor. Sarsılmaya çalışılıyor. Tıpkı Erbakan olayında olduğu gibi uyuşturucu tacirliğiyle Erbakan da suçlanmıştı. 12 Eylül darbesine günler kala demiş. Şu anda aslında şeyi işaret ediyor, Soylu'yu işaret ediyor. Bir Soylu'yu kurtarma çabası var. Şu anda Binali keza yine öyle. Çünkü bu iş sadece Binali, Soylu yakınları etrafında değil, büyük bir sermaye çevresi de aynı zamanda kurmuşlar. Buradan zengin olan ve işini yürüten birçok isim var. Tabii bunları yapabilmek için de emniyetle, devlet yetkilileriyle, siyasi kanatla işbirliği içerisinde olmak da gerekiyor. İşini kolaylatmak için. Bunun ucu nereye çıkacak bilmiyoruz ama Yeni Şafak'ta yine hedef şaşırtmaya çalışmış. Ardından Yeni Şafak'ta küçücük bir haber var ama ilk sayfasını taşımış. Gerçekten bunu da vermek istiyorum. Pandemi süreciyle birlikte biz bir yıl aşkın süredir aşılamaların tam olmadığından bahsediyoruz. Hala şu an bize BioNTech'in de yapılacağıyla ilgili aslında biraz rahatlamanın Temmuz ayının ortasında olacağını bahsediyorlar ve sonbaharı işaret ettiler. Şimdi pandemiyle mücadelede yine destek verilmedi, halk yoksullaştı, işsiz kaldı. Kars'ta bir köye hayvanlarını otlatırken bir çiftçiye
Sağlık emekçileri gitmişler, aşılama yapmışlar, dağlar, tepeler aşmışlar ve ayaklarına kadar gidip aşı yapmışlar. Ülkemizde bu kadar canhıraş çalışıyor mesajını vermiş. Sözü sana bırakıyorum. Evet, ben Sözcü Gazetesi'yle devam ediyorum. Sözcü Gazetesi, Peker'in anlattıkları %10 bile değil diyor. Sözcü TV'ye çıkan eski emniyet müdürü Hanifi Avcı konuşturmuş. Bir bağlantıları var. Şu ana kadar anlattıkları değil, bundan sonra anlatacakları önemli diyor. Ana vatan susuyor, yavru vatan konuşuyor diye ikinci bir haberi var. Yani Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayetinden dolayı oradaki medya canhıraş bu konuyu işliyor. Ama burada ikircilikli bir durum var. Yeni Yaşam gazetesi cumartesi annelerinden Kıbrıs'a kadar herkesin ortak talebi adalet diyor. Duvarı örenler altında kalacak manşetiyle çıkmış durumda. Büyükçe boy kayıplarla ilgili, faili meçhul cinayetlerle ilgili, cumartesi annelerinin yapmış olduğu 600. gün eylemiyle ilgili bir fotoğrafı kullanmış durumda. Ben Yeni Çağ'a geçmeyeceğim. Yeni Çağ'da çok özel bir iki şey söyleyeceğim. Ama istiyorum ki bu Soylu meselesini biraz konuşalım. Soylu, ben Peker'i 7 videosunu izledim. Her birisinde aşağı yukarı 6-7 tane bunun gibi not tuttum. Yani önemli notlar tuttum. Gazeteci ne yapar, ne söylüyor, ne iddia ediyor diye. Fakat ben Peker'i izlerken bunu yapabildim. Ama 2 sayfa bile dolmadı. Soylu'nun söylediklerim. Neler söyledi? Peker bir istihbarat elemanıdır. Yani MİT'in, emniyetin falan kullandığı bir istihbarat elemanıdır. Bunu anlıyoruz. Bir, söyledi bu. Bu aslında tahmin edilen, bilinen birisi. Teşkilat-ı mahsusayla ilgili yaptıkları şeyler, devletin yüce görevlerinden falan söz ediyordu. İkincisi, Erhan Tuncel, yani Hrant Dink cinayetini azmettiricisiyle Peker arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Bu neden? Dink cinayetin dosyasında yok. Bunu Süleyman Soylu niye şimdi açıklıyor? Bunu mahkemeye niye veriyor? Bir tecavüz olayından bahsediyor ama bunun kapatıldığını söylüyor. Hemen orada Peker anlık olarak tweet atıyordu. Anlık olarak tweet atıyordu. Eğer bu dosya kapatılmışsa baban kapattı dedi. Avukatım babandı dedi. Çok net bir şey söylüyor. Ama o soruların hiçbirisi 4-5 gazetecinin olduğu o ortama yansımadı. Yani ne yazık ki meslektaşlarımızla sınıfta kaldı. Başka bir şey, kırmızı bülten çıkarttık, biz onu arıyoruz, yakalıyoruz falan diyor. Ama kırmızı bülten çıkarılamamış. İtiraf etti bunu. Bunu söyledi. Şimdi çok açık ve net ve en net sorulan gazetecilerin hani başardık. Metin Külünk 10 bin dolar aldı mı almadı mı? Kimdir bu? Bu isim o mudur? Değil midir diye sordu. Ses söyleme. Bir siyasetçi dedi. Bir siyasetçi dedi. Milletvekili mi? Siyasetçi dedi. Söyle ismini. Savcıya söyleyeceğim. Bugünden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Soylu'yu çağırmalı. Hangi siyasetçi Peker'den ayda 10 bin dolar rüşvet, para neyse para almışsa söylesin. İçişleri Bakanı bütün Türkiye'nin gözü önünde bir suçu dün sakladı. Sakladı bunu. Yani sordukları tek soru, o soruya da İçişleri Bakanı cevap vermedi. O soru Ankara Cumhuriyet Başsavcısı çağırmalı Soylu. Sen de suç duyurusunda bulundun. Suç duyurusunda bulunduğunda da bunları yazmamış. Öyle anlaşılıyor.
Bunu da yazmamış. Öyle anlaşılıyor. Şimdi biz yıllardır şunu özellikle yapılan operasyonlarda ya da hak arama mücadelelerinde hep şunu görüyoruz. Hainler, teröristler devletini hale getirdiler, devleti yıpratıyorlar. Devletin tepesinde ya da milletin halkın tepesinde aslında at oynatan bir yönetim var. Şimdi biz haftalardır mafya, çete, medya ve sermaye sahiplerinin ne işler çevirdiğini, ülkeyi ne hale getirdiğini, birbirine hesap dahi soramadıkları bir ortam. Hukuk, adalet diyoruz yıllardır ama hepsi danışıklı dövüş içerisindeler. Şimdi sıra kendilerine gelince ya saklama eğiliminde oluyorlar ya da geçiştirme eğiliminde. Dün yine AKP döneminde herhangi bir faili meçhul var mı diye sordu Soylu. Biz AKP döneminde özellikle ben ve benim kuşağım kayıp kuşak diye nitelendiriliyor. Şimdi bir dönem gençliğini bu ülkede katliamlar yaşandı. O hal yaşandı. İnsanlar evlerinde öldürüldü. Cenazede sokaklar kaldı. Akademi tasfiye edildi. İşkence yok dedi. Ya bu işkence yok dedi. Sokaklarda her gün haber takibinde gördüğümüz büyük kampanyalarla İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladılar. Ardından TİİB'de rapor açıklamıştı. Dün biz de onu gündem ettik. Son 10 ayda yaşanan hak ihlali kalmadı. Kadınların ölmek istemiyoruz çığlıkları karşısında bir polis gücü vardı. Gözaltına aldılar, para cezaları kestiler ve siz devleti tehdit ediyorsunuz dediler. Şimdi devlet dedikleri kendi kirli ilişkileri aslında, kendi güçleri, kendi çıkar ilişkileri. Dün yine aynı refleksle Soylu kendisini savundu ve kendini yer etmeye çalıştı. Gerçekten bunların alenen, açıkça tek tek sorulması gerekiyor. Hayatını kaybeden bir AKP'li milletvekilinin evinde Nadire Kadırova hayatını kaybetti. Dosyayı kapattılar. Soru sorulmuyor. Yine Peker iddiasında bulunmuştu. Ağar'ın oğlunun evinde yine bir gazeteci, evinde değil pardon, görüştükten sonra. Şimdi bunların hepsinin üzeri kapatılan cinayetler var. Biz Gülistan Doku'yu soruyoruz. Günlerce, yıllarca, nerede diye sorulacak ve cevap vermeleri gereken, hesap vermeleri gereken aslında o kadar çok şey var ki bu tarzın ve tavrın odak noktasında hesap vermeme, kıyıdan dolaşma, kendini kurtarma çabası var ama bu çaba nereye kadar sürecek, devam edecek bilmiyoruz. Bizim de gerçekten hani dedi, son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Niye sormadılar gazeteciler dedi madem öyle uyuşturucu meselesini. Yahu gazeteci mi koydunuz yani ortada? Cezaevlerinde gazeteciler. Gık diyenin tepesine Twitter'dan onu yazdı bunu yazdı diye Cumhurbaşkanı'na hakaretten aldılar. Medya keza tekerlerinde biz gazeteci diye uzman diye aynı kişilerin 5 farklı alanda konuştuğunu dinledik yıllarca. O halle birlikte televizyonlar, gazeteler, yayın organları kapatıldı. Sonradan da saçma sapan bir şeye bağladı. Çocuk pornosunu örnek verdi. Çocuk, korkunç bir şeydi. Korkunç bir şeydi. Bunu da yani izleyenler Peker'i izleyenler dedi. Çocuk pornosunu izliyor. Yine o halle birlikte bir sürü kadın ve çocukları koruyan dernekleri keza kapattılar derken yani neresinden tutsak elimizde kalacak bir mesele ama bunun ısrarla üzerine gitmek gerekiyor. Aynı zamanda ana muhalefet partisini ve diğer muhalif partilerin de bu konuda ısrarcı olmalarını sadece tweetle değil topyekün aslında bir hareketle, bir kararlılıkla bütün bunların üzerine gidilmesi gerektiğini ifade edelim. Çünkü çalınan bizim hayatımız, çalınan bu memleketin geleceği. Sabahla devam edeyim ben. Sabah da şöyle demiş, sabahın gündeminde yine hiçbir şey yok. SİHA'da dünyanın en iyilerindeyiz. Başkan Erdoğan, konuk Polonya Cumhurbaşkanı dua ile 24
SİHA satışına ilişkin anlaşma sonrası açıklama yaptı. Biz ilk defa yabancı bir ülkeye SİHA satışı yapmışız. Bunu çok büyük bir başarı olarak veriyor. Sonrasında Rusya ile ilişkilerimiz yine ne olacak ondan sonra bilmiyoruz. CHP'de de hemen Kılıçdaroğlu'nu karşısına getirmiş. CHP'den maket belediyeciliği demiş. Bir çeşmenin açılışında 6.000 liralık çeşmeye daha fazla maketini daha fazlaya yaptılar demiş. Yine başka dünyalarda sabah. Hürriyet'e geliyorum. Hürriyet'te teröre destek verdim pozu Suriye'deki PKK-PYD denetimindeki bölgeye gidip terör örgütü yöneticileriyle buluşan ABD'li General McKenzie M2 Bradley modeli zırhlı araçların önünde poz verip şov yaptı demiş. Bunu ABD yine herhangi bir şekilde karalamanın peşinde yine ABD'ye ama göbekten de bağlı bir Türkiye var. Ardından sözü sana bırakacağım. Türkiye'ye operasyon yapılıyor demiş. Dünkü Süleyman Soylu'nun televizyon programında bahsetmiş. İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili gazetecilerin sonuçlarını yanıtladı. Ve bunu da bir ekonomik saldırıya aynı zamanda bağladığının önemine dikkat çekmiş. Hürriyet. Ardından başka bir şey yok. Tek bir gazetem kaldı. Onunla bitireceğim. Şimdiden sözü sana veririm. Şimdi ben Yeni Çağ'a geçeceğim. Yeni Çağ gazetesi HDP için değil, şehitler için fidan dikti. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı evet belli değil. Muhtemel adaylar olabilir. Kamuoyunun kabul gördüğü bir takım isimler var. Sayalım bunlar. Birisi Ekrem İmamoğlu. İkincisi Mansur Yavaş. Üçüncüsü Meral Akşener. Dördüncüsü Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bu sayı çoğaltılabilir. Yani başka isimler de olabilir. Ama kamuoyu yoklamaları İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde Ekrem İmamoğlu'nun çok oy aldığını, Karadeniz'e hitap ettiğini, Kürtlerden oy alabileceğini dair bir öngörüsü ve bir araştırması var. Kamu yoklamalarında hem hükümet cephesinde hem muhalefet cephesinde herkes belli periyotlarla bununla ilgili bir kamuoyu yoklaması yapıyor. İki isim öne çıkıyor. Birisi Ekrem İmamoğlu, öbürü Mansur Yavaş. Şimdi bu sırat-ı müstakimde, bu dar zamanda Yeni Çağ Gazetesi, yani İYİ Parti'nin deyim yerindeyse kontrolünde olan bir gazetede, patronu İYİ Partili Ahmet Çelik, gidip yazarıyla, temsilcisiyle, patronuyla İstanbul'da şehitler için PKK ile çatışmada veya o süreçte, o çatışmalı süreçte ölen öğretmenler için, kadınlar için fidan dikmiş. Şimdi HDP için değil şehitler için fidan diktik. Yanına da Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'la birlikte fidan dikerkenki fotoğrafını koyuyor. Yani Yeni Çağ bizim adayımız Ekrem İmamoğlu değil. Ekrem İmamoğlu'nun altını oyan bir hamle yapıyor. Mansur Yavaş demek istiyor. Mansur Yavaş'ın bundan haberi var mı? Bundan dahili var mı? Bunu iddia edemem. Bunu bir şey söyleyemem. Ama açık ve net olan bir şey var ki Millet İttifakı'nda İYİ Parti'nin en yakın gazetesi Yeni Çağ Ekrem İmamoğlu'nun altına uyuyor. Orada ağaç dikme meselesi değil. Mesela.
Üstelik ülke gündemi nelerle bu kadar varken. Yani bir süredir ben izliyorum Yeni Çağ'ı. Yeni Çağ Millet İttifakı'nın yazılı veya yazısız zımmi hukukunu ihlal eden bir politika izliyor. Yani CHP'nin de bunu görmesi gerekiyor. Bunu bugün milliyetçileri Ekrem İmamoğlu aleyhine kışkırtan böyle bir manşet, böyle bir hamleyi affetmemesi gerekiyor. Bunu kamuoyuna açık olarak yapması gerekmiyor. Ama biliyorsunuz seçimde adayı ortaya çıkarttığı anda Cumhur İttifakı, hükümete yakın medya üşüşüyor, bastırıyor, yok ediyor, yıpratıyor, önünü kesiyor. O açıdan Yeni Çağ son derece tehlikeli bir oyun oynamış durumda. Umarım Millet İttifakı bunu fark eder. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş ikileminden uzak durur. Bu işi doğal rotasına bırakır. Bu işi ittifakla, müzakereyle yapar. Ya el insaf. Bir şey yapmıyorsa bir ağaç dikiyorsun. İki siyasetçi bir ağaç dikiyor. Buradan ayrımcılık, ötekileştirme şeyi çıkarıyorlar. Var mı böyle bir şey? Ağaç dikmiş, ağaç. Başka bir şey yok. Yani şu anda zaten gördüğümüz şey de koltuk kapma derdinin, mücadelesinin, iktidarın aslında memleketi nereye getirdiğini ve bizi nelerle uğraştırdığını şahit, acı deneyimlerle öğrendiğimiz bir günde tekrar makarayı başa sarmak da çok hayra alamet değil. Muhalefetliklerini yapsınlar, muhalif olsunlar. Ortada bir sürü iddia var, bir sürü araştırılması gereken soru var ve sorumluluk var. Eğer onlara eğilirlerse memleketin daha hayrına olacaktır. Ve halka da, hiç ağzından düşürmedikleri halka da tercihini bırakmaları gerekiyor artık diyelim. Evet, sözü sana bırakayım, devam ediyorum. Ben bitirdim. Tamam, bende de evrensel kaldı. Ben de evrenseli bitirip ardından programımızı noktalayayım. Adalet faili meçhul olmasın diyor evrensel. Yine iddialarla birlikte gündeme taşınmış bir manşet. Faili meçhuller tekrar gündeme gelirken babası avukat Yusuf Ekinci'nin öldürüldüğü JITEM Ankara dosyası ile ilgili konuşan avukat Serdan Ekinci cezasızlık politikasına dikkat çekti. Tekrar araştırılsın demiş ve zaman aşımına uğramaması için çağrı yapmış ve bu suça ortak olmayalım demiş. Yine mafya düzenine karşı ses yükseltelim çağrısı var. Sermaye, devlet, mafya ve çete sarmalındaki iddialarla çalkalanırken birlik, demokrasi ve mücadele ekseninde emekçilerin taleplerini ve halkın beklentilerini yükseltmek gerekir çağrısı yapılıyor. TTB ve Keskin Rize İkizdere'ye ziyareti var. İkizderelilerin yalnız bırakılmadığından bahsediliyor. Sağlık emekçilerine kaşıkla müteahhite kepçeyle veriyorlar. Bu da önemli bir haber. Gündemin yoğunluğu arasında kaçabiliyor ama dikkat çekmek gerekir. Pandemide aldıkları takdir alkışlarına sınırlı kalan sağlık emekçileri verilecek ek ödeme planı adaletsizliği ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı 13 şehir hastanesi müteahhitine ödeme garantisi kapsamında aylık 728 milyon lira verirken 550 bin sağlıkçıya, müteahhitlere verilen miktarın neredeyse yarısını bölüştürecek. Eğer eşit miktarda bölüştürülseydi sağlık emekçilerine aylık fazladan 1320 TL ek ödeme yapılabilirdi diyor. Soma davası dün var demiştik. Gerçekleşti. Yine heyet hiçbir talebi kabul etmedi.
patron Can Gürkan'ın davaya etki edecek siyasi bağların araştırılması taleplerini kabul edilmedi. Aileler avukatlara tepki gösterdi. Yine aynı zamanda avukatların yeni bilirkişi raporları hazırlanmasında mahkeme kabul etmedi. Mahkemenin araştırılmayı, sorguyu ve talepleri kabul etmediği bir dönemde de hukuk ve adalet aramaya çalışılıyor. 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti ve şu an ne yazık ki tek bir sanık dahi yok diyelim. Bugünün öne çıkan başlıklarını tartıştık. Gündem yoğun. Yarın yine tekrar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.